Şule Çet davasının seyrini değiştirecek yeni bir uzman raporu dava dosyasına girdi. Erciyes Üniversitesi adli tıp uzmanlarının hazırladığı o rapora göre Şule'nin ölümünde intihar değil, cinayet şüphesi daha ağır basıyor. Nasıl? İşte yanıtım. Şule'nin nasıl düşmüş olabileceği noktasında aldığımız raporu sunduk. O 9 sayfalık rapor, bulgular intihar görüntüsü vermiyor dedi. Erciyes Üniversitesi adli tıp uzmanları Şule Çet'in ölümünde cinayet şüphesine işaret etti. Delil olaraksa Şule'nin düştükten sonra çekilen fotoğrafları gösterildi. Konuşmaları birbirini tutmuyor. 28 Mayıs 2018'de başkentte bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet. Olayın aydınlatılması için duruşmalar sürerken dava dosyasına giren o yeni rapor dikkat çeken tespitler içeriyor. Şule'nin yerde cansız bedeninin yattığı görüntülerde dikkatle incelendi. O görüntülerde Şule'nin sol ayakkabısı hafif de ezilmiş halde kolunun altındaydı. Oysa çarpmanın etkisiyle sağ ayağından fırlayan ayakkabı beklendiği gibi cesedin 155 santimetre ötesinde bulundu. Yani uzmanlar sol ayakkabının Şule'nin vücudundan daha önce yere düşmüş olabileceğine dikkat çekti. Tanıkların anlattıklarının hikaye olduğunu bir hepsini ortaya koyduk. Sol ayakkabının sağ dirseğin altında kalma ihtimali yok dediler. Çet'in düşmemek için çırpınma sırasında ayakkabısının çıkmış olması ihtimaline işaret ettiler. Aynı raporda Şule'nin sol elinde kendi saçının bulunmasının hayata son verme sürecine aykırı olduğu vurgulandı. Şule'nin atladığı iddia edilen pencerede ise ne genç kızın ne de katil zanlılarının parmak izine rastlandı. Bu da olayın o odada gerçekleşmediği şüphelerini arttırdı. Raporda olayların başka bir odada yaşanmış olabileceği tespiti de yer aldı. İnşallah bu katiller ağırlaştırılmış müebbet cezasını alırlar. Şimdi o rapor, sanıkların dudak okuması ve plazada yapılacak yeni keşifin ışığında 10 Temmuz'daki duruşmada gözler.